Telefonu alalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam. Hayırlı günler hocam. Buyurun efendim. İstanbul'dan bir Hocam izleyici. nasılsınız? İyi misiniz? Şükürler olsun bugünümüze. Rabbim sağlık afiyetten ayırmasın. Hocam benim bir sorum olacak da Buyurun. evlilik hakkında. Dinliyorum. Hocam benim eşimle yaklaşık 6 yıl 6. yıla girdik evliyiz hocam. Devamlı tartışıyoruz hocam. Geçen sene 11 ay ayrı kaldık hocam. Sonra 11 ay. 11 ay Ne oldu evet, o? ayrı kaldık hocam. Nerede kaldınız? Nasıl? Evine mi gitti? Evet, annesine hocam. Devamlı yani bir şey oluyor annesine gidiyor. Bir şey oluyor yani annesine evine gidiyor hocam. Annesi dolduruyor dolduruyor benim eve geldi. Düzeliyor annesine evine gitti mi? Hocam Annesi bir evine niye gidiyor? işte hocam devamlı tartışıyor hocam. Sonra Hayır, yani annesinin evine bir insan niye gider? Evde huzur olmaz, tartışır. İşte ona şimdi söyleyeceğim hocam. Kendisine kim sevgi, şefkat gösteriyorsa ona sığınıyor. O aynı şeyi sen göstersen. Hayır şimdi söyleyeceğim işte hocam. Ha, söyle bakalım. Şimdi hocam benim annemlerin üstünde ikinci katta ben ev yaptım hocam. Tamam. Benim annemler birinci katta, ikinci katta ben sıfır ev yaptım hocam. Tamam. Yani biz evli oldum. Onu almaya şey yani evlendiğimiz zaman biliyordu orada oturacağımızı hocam. Ben ikinci katta sıfır yaptım. Her şeyi sıfır aldım. Aradan evlendikten 4-5 ay sonra ben bu evde oturmayacağım dedi. Ben başka yerde otursam dedi. Ben senin anneni babanı istemiyorum dedi. Ailenle görüşmek istemiyorum dedi. Ailenle görüşmek istemiyorum dedi hocam. Ben bu evde oturmayacağım. Tamam dedim. Sonra yan tarafta bir tane hocam mahallede bir tane ev vardı. Onu tutayım dedim iki katlı. Onu da ben annemlerin dibinde mi oturacağım dedi hocam. Sonra 11 ay ayrı kaldık hocam. Sonra yine 11 ay geçtikten sonra 3 ay ben başka şehre götürdüm hocam onu. Başka şehre götürdüm. Yine kendimize geldik hocam. Sonra geldik yine aynı yerde hani geldik annem babalarımızın yanına. Şimdi annesinin yanına gittiğimde hocam yine aynı şey oldu hocam. Annesi bana şimdi geçen gün gittim onu yine almaya hocam. Yani 4 defadır oluyor. Annesi diyor ki annem babanla konuşmayacaksın. Benim marketim vardı hocam. Ben onu sattım. Bunlar benim markette çalışmayacaksın. Benim kızım annenlere gitmeyecek. Sen bizim eve geleceksin. Yani bunları her türlü ben daha ne yapabilirim hocam annesine? Şimdi bir şey söyledin, o cümle arasında dedin ki 3 ay bir yere gittik, orada her şey düzeldi dedin. Evet. Aslında ilacı gördün, ilacı buldun. Evet. Burada hastalık ne? Hastalık hanımınla annenin babanın anlaşamaması. Dolayısıyla zorla bir kadını, tabii onun da anlaşması arzu edilir ama bir insan da orada huzursuz oluyorsa önce yuvayı kurtarmak zorundasınız. Sen bu çabaları göstermişsin ama yine aynı hatayı yapıyorsunuz. Anne ile hanımın arasındaki o dengeyi koruman lazım. Birinci vazifen senin yuvanı kurtarmaktır. Elbette anneni de sen dışlayamazsın. Ona karşı vazifen var. Annene senin o sevgisini, saygısını göstermese bile senin göstermeni engelleyemez. Annenle sen konuşmayacaksın. Sen annene gitmeyeceksin. Bunu demeye hakkı yoksa o senin annen. Sen de İşte onun annesi diyor annesine hocam. bunları söyleyemezsin ya da annene gitme Yok. diyemezsin. Dolayısıyla burada bir şeyde anlaşacaksınız. Bir, o benim annem babam, vazgeçmem. Senden de vazgeçmem. Karşı Evet. karşıya getirmeyin. Ama sen ne istiyorsun? Ayrı oturmak istiyorsun. Tamam, bu evi kiraya veriyorum. Başka bir yerde ayrı oturalım. Ben anama babama gene giderim. Hizmetini Ama tuttum yaparım. hocam. Şimdi ben bir tane ev vardı hocam bizim aynı mahallede. Yani aynı mahallede değil, arada 1 kilometre yol var hocam. Tuttum ben onu düzelttim. 8 sene masraf ettim hocam. Ben yine annemlerin olduğu mahalleye ben gelmiyorum diyor. Ben annesinin hani annesi diyor ben oraya göndermem. Hep annesi dediğini yapıyor hocam. Annesi git dese yapacak hocam. Ben de bir eşi olarak benim de onun üstünde hakkım yok mu hocam? Yani onun annesinin dediğini yaptıracaksa annesi niye evlendirdi o zaman hocam onu? Annesi Ben onu sana hizmetçi göndermedi. Şimdi biz şöyle bir yanlışa düşüyoruz. Evlendiğimiz zaman kadını evin hizmetçisi sayıyoruz. Bu yanlış. Bak, erkek eve hizmetçi, ırgat getirmiyor. O senin malın değil. O ayrı bir şahsiyet, sen ayrı bir şahsiyetsin. Ortaklık yapıyorsunuz. Hayatı evet beraber hocam. geçireceğiz. Evlilik demek, ortaklık demektir. Ne demek? Ben seninle bundan sonra ortak hayat yaşayacağım. Ama ben senin malın değilim. Koca erkeğin, kadının malı değil, kadın da erkeğin malı değil. Dinde böyle bu. Hukukta da böyle. Doğrusu da bu zaten.
birbirimizin malı değil, evladımız da bizim malımız değil. Hepsi bir emanet. Dolayısıyla biz ortak olarak huzuru, mutluluğu ortak kararlar alarak bilmeliyiz. Yoksa benim burada bunları kabul edeceksin. Yok, etmiyorum ya. Ben esir değilim ki. Bu kafa yapısından kaynaklanıyor. Senin bakışın toplumun nazarında doğru. Anne babanın nazarında doğru. Ama hukuka göre doğru değil kardeşim. Senin annen baban da diyor ki bu gelin gelecek bize hizmet edecek. Benim dediğim yerde oturacak. Hayır hocam, hayır. Hayır öyle değil hocam. Bak yemin ederim Allah şahit olsun. O zaman... Kaldı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Lafınızı balla kestim. Benim aynı yerde yaklaşık 3 yıl oturduk hocam. Ne annem ona bulaşıklarını yıka dedi ne şey. Sadece kendi evinizi kendiniz yapın. Ama annesi diyor ki mesela benim evimde soba var. Yok onu kaldıracaksınız. Klima kullanın diyor. Yok şunu yapmayacaksınız diyor. Yok sen bizim eve geleceksin. Benim kızım senin annelere gitmeyecek. Babası karışıyor. Babası yani her şeyine karışıyor hocam. Yani ben daha ne yapabilirim yani. Yanlış anladınız galiba hocam. Şimdi ben tuttuğum eve de diyor ben oraya gelmem. Tamam ayırdım hocam arada bir kilometre ev var. Yani sadece annesinin istediği yere yani gitmek istiyor hocam. Şimdi annenin de kızına böyle müdahale etmesi doğru değil. Kızının mutluluğunu isteyen tamam kızım imkanı yok. Yani sobalı yani öyle bir şey kıtlık olur Allah korusun felaket olur. Soba da bulamazsın. Bırak sen klimayı bilmem neyi. İmkanın varsa zaten sen yaparsın. Ona müdahale etme hakkı yok. Burada anneler aradan çekilecek. İki tarafta. Evet. Bak kızın annesi aradan çekilecek. Kızının mutluluğunu istiyorsa. Erkeğin annesi aradan çekilecek. Oğlunun mutluluğunu istiyorsa. Siz hocam. Birbirinize söz vereceksiniz. Senin annen de bize karışmasın. Benim annem de bize karışmayacak. Bu şekilde yaşayabilirsiniz. Yoksa iri anneler yönetiyor sizi. Öyle anlaşılıyor. Bundan dolayı yani annenin ağzına bak. Mesela hocam daha evlilikte 4. günümüzde hocam. Annesi geldi diyor ki daha 4 günlük evlilik hocam. Ben kızımı alacağım diyor teyzesine götüreceğim diyor. Orada 1-2 gün kalacak. 1-2 gün kalacağız diyor. Getireceğim. Onun hakkı yok ki böyle bana her evliliğine karışmaya hocam. Yok tabii. Yok tabii. İşte ben kızımı alacağım götüreceğim. O benim hanımım. Benden izin alman lazım. Onun da benden izin alması lazım. İşte ben öyle. Bunu demek istiyorum hocam. Yani her şeyime karışıyor. Ben tuttum. Şimdi burada sevgili kardeş, bakın bir şey var. Biz hayatta akrabamız var, anamız var, evladımız var, arkadaşlarımız var, iş arkadaşları var, amir var, memur. Ne yapıyoruz? Hepsiyle bir dengeli bir pozisyon kuruyoruz değil mi? Denge. Evet. Herkese göre, yakınlığa göre, efendim hukuka göre, haklara göre bir dengemiz var. Bu dengeyi bir taraf bozduğu zaman çatışma çıkıyor. Bu dengeyi kim koruyacak? Öncelikle sen koruyacaksın. Evet. Evin erkeği dengeyi koruyacak. Onun için anneni de razı etmek zorundasın, hanımın da razı etmek zorundasın. Şimdi hocam şimdi bir şey daha sorabilir miyim hocam? Buyur. Devlet şimdi, yönetmekten zordur evi yönetmek. Evet, şimdi biz ayrıyız da hocam. Bir tane çocuğumuz var 5 yaşında, ellerinizden atar hocam. 5 yaşında. Allah bağışlasın. Bir de Allah razı olsun hocam. Yani ben annesinin yüzünden, geçen gün annesinin bana dedikleri lafları bir söylesem size hocam. Siz de bana dersiniz şey. Yani ayrılma niyetine geldik hocam. Bir de 2 aylık galiba benim eşim hamile hocam. Yani bir de bana annesi dedi ki ben kürtaj yaptıracağım onu. Onun günahı şimdi, var mıdır hocam? Şimdi ben istemiyorum. Günahı var tabii. Şimdi bir şey var. Bak sen İstanbul'dasın değil mi? Yok hocam İzmir'de. İzmir'de biz. Yani bir gün gelin ben iki tarafı da dinleyeceğim. Çünkü eşin boşanmak istiyor mu? Yok hocam. İstemiyor. Annesi diyor boşayacağım. Anneyi bırak şimdi. Evet. Sen de istemiyorsun. Evet. Birbirinizi siz seviyorsunuz ama bir sıkıntı var. O sıkıntıyı aşamıyorsunuz. Size bir yol gösteren biri lazım. Bir gün gelin İstanbul'da ben sizi bir dinleyeyim iki tarafı da. Olur mu? Allah razı olsun hocam. Bak böyle imkanım olmaz ama çünkü burada bir yuva kurtarmak mümkünse sevap alırız. Rabbim yardımcın olsun. O kürtaja kim vesile oluyorsa, o sebep oluyorsa günahı da onundur. Kadın da böyle bir şey yapmaz. Allah korusun. Allah'a emanet ol kardeşim. Sizle daha şey konuşabilir miyiz hocam? Tamam. Tamam. Zaten bak arkadaşlar hemen not ettiler. Görüşürüz tamam. İnşallah. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür. Allah bin kere razı olsun hocam. Sizden de sevgili sağ kardeşim. Sağ olun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.